Serene hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel ve ben bugün açılışı evimin ön balkonundan yaptım. Bugün sizlerle muhteşem sosuyla lezzetini ve tadına doyamayacağınız fırında patatesli ana yemek tarifi paylaşacağım. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. Tarifimiz için ilk önce 1 kilo patatesi yıkıyoruz. Tenceremizin içerisine koyuyoruz. Tenceremizi su ile dolduruyoruz. Tenceremizin kapağını su taşmaması için hafif yan olarak koyuyoruz. Ocağımızı ilk önce yüksek dereceye açıyoruz. Daha sonra kısaraktan patateslerimizi pişiriyoruz. Patateslerimiz daha sonra kesip fırında da pişireceğimiz için patateslerimizi öyle çok da yumuşatana kadar pişirmiyoruz. Hafif sert kalması gerekiyor. Bir tane büyük boy soğanı gördüğünüz gibi iri iri doğruyoruz. Size tavsiyem soğanı iri iri doğramanızdır. Küçük küçük doğrarsanız içerisine kaybolacak ve lezzetini tam alamayacaksınız. O yüzden mutlaka soğanlarınızı iri doğramanızı tavsiye ederim. Ben 3 değişik renk biberi yarıya kestim ve yarısını kullandım. Sizler dilerseniz 3 renk kullanmak istemiyorsanız sadece yeşil biber de kesebilirsiniz. Ama yalnız biberleri de mutlaka gördüğünüz gibi iri iri kesmenizi tavsiye ederim. Biberlerimizi içerisine yediğimiz zaman lezzetini almamız gerekiyor. Diğer biberleri de aynı şekilde iri iri doğruyoruz. Tavamızın içerisine bir parça tereyağı kullandım ben. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Ocağımızı en yüksek dereceye açıyoruz ve yağımızı güzelce kızdırıyoruz. Yağımız güzelce kızdıktan sonra içerisine kuşbaşı doğramış olduğumuz tavuk göğsü etimizi ilave ediyoruz. Ben tam 500 gram tavuk eti kullandım fakat sizler isterseniz daha az veya daha fazla da kullanabilirsiniz. Tavuk eti yerine dana eti, kuzu eti veya da hindi eti de kullanabilirsiniz. Tavamızın kapağını kesinlikle kapatmıyoruz. Tavamızın kapağını kapatırsaydık su salacaktır ve etler biraz geç pişecektir. O yüzden kızdırmış olduğumuz yağda yüksek ocakta sürekli karıştırarak etlerimizi kavuruyoruz. Etlerimiz şöyle 6-7 dakika içerisinde pişecektir. Pişip pişmediğini şöyle parçanın bir tanesini ikiye ayıraraktan kaşıkla anlayabilirsiniz. Veyahut da o şekilde anlamıyorsanız bir parçasını alırsınız, tadına bakabilirsiniz. Etlerimiz piştikten sonra içerisine 4-5 diş küçük doğramış olduğumuz sarımsağı ilave ediyoruz. Sarımsak mutlaka kullanın çünkü sarımsak yemeğimize ayrı bir lezzet katıyor. Kesmiş olduğumuz soğanı da içerisine ilave ediyoruz. Şöyle bir iki karıştırıyoruz ve içerisine kesmiş olduğumuz renkli biberleri ilave ediyoruz. Biberleri ilave ettikten sonra biberleri de şöyle bir hemen yaklaşık yarım dakika kadar karıştırıyoruz. Tatlandırmak için sırasıyla baharatları ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kekik, kırmızı toz biber, karabiber, köri tozu ve tuzu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırarak hemen ocağın altını kapatıyoruz. Kesinlikle biberleri kavurmayacağız. Hemen biberleri koyduktan sonra şöyle ocağın üzerinde sadece 1 dakika baharatları koyana kadar tutuyoruz. Ve daha sonra ocaktan alıyoruz. Şayet biberleri kavurursanız fırında da pişeceği için biberler eriyecek ve içerisinde kaybolacak. İstediğiniz lezzeti alamayacaksınız. 2 tane yıkamış olduğumuz domatesi ikiye kestikten sonra rendeyle rendeliyoruz. Veya kabuğunu güzelce soyduktan sonra küçük küçük de kesebilirsiniz. Diğer domateslerimizi de aynı şekilde rendeyle rendeliyoruz. Bir tutam dereotunu ayıkladıktan sonra bol suyun içerisine koyup 10 dakika bekletiyoruz ve daha sonra suyun içerisinden alıyoruz. Dereotunu da küçük küçük kıyıyoruz. Rendelemiş olduğumuz domatesleri bir kasenin içerisine alıyoruz.
Bir yemek kaşığı salça, domates veya biber olabilir. Kırmızı toz biber, karabiber. İnce ince kıymış olduğumuz dereotunu ilave ediyoruz. Çırpma teliyle güzelce karıştırıyoruz. Ben şöyle salçayı koyduktan sonra karıştırdım ve baktım ki biraz koyu olmuş gibi. Onun için içerisine birazcık yağ, biraz da su ilave ediyoruz. Ve tekrar hepsini birlikte karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğumuz salçalı domatesli sosumuzu pişireceğimiz tepsinin içerisine döküyoruz. Kaşık ile her tarafını eşit miktarda dağıtıyoruz. Ben dereotunun lezzetini çok sevdiğim için baktım biraz dereotu az gibi geldi. Onun için üzerine biraz da dereotu serpiştirdim. Pişirmiş olduğumuz patateslerin kabuğunu soyuyoruz ve daha sonra yuvarlak yuvarlak kesiyoruz. Patatesler çabuk karardığı için ben sadece dibine döşeyeceğim kadar patates soydum ve kestim. Diğer yarısını da daha sonra en üzerine kullanacağım zaman soyup öyle kestim. Kesmiş olduğumuz patatesleri sosumuzun üzerine diziyoruz. İsterseniz bu şekil hafif üst üste gelecek şekilde dizebilirsiniz veyahut da düz olaraktan da dizebilirsiniz. O tamamen sizin kendinize bağlı. Tepsimizin dibini kaplayacak şekilde patatesleri dizdikten sonra içerisine kavurmuş olduğumuz tavuğumuzu döküyoruz. Her tarafını eşit miktarda dağıtıyoruz. Ve hemen kremamızı hazırlıyoruz. Kremamız için 400 ml süt kreması kullandım. Baktım ki biraz kreması az gibi 250 ml daha sonra göreceksiniz süt de ilave ettim. Bir tane yumurta içerisine kırıyoruz. Köri tozu mutlaka köri tozu evinizde varsa da kullanın derim. Çünkü köri tozu gerçekten inanılmaz lezzetini değiştiriyor. Karabiber ve tuzu da ilave ettikten sonra güzelce çırpıyoruz. Üzerine biraz da dereotundan serpiştiriyoruz. Tavamızın içerisine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz. İçerisine 3 diş küçük kesmiş olduğumuz sarımsağı ilave ediyoruz. Sarımsak da sosta ne kadar bol olursa da lezzeti de o kadar arttıracaktır. Sarımsakları koyduğumuz gibi içerisine 1,5 yemek kaşığı unu ilave ediyoruz. Ocağımız orta derecede olması gerekiyor ve sürekli unumuzun yanmaması için kavrulurken karıştırıyoruz. Unumuz kavruldukça rengini değiştirecektir. Hafif böyle kahverengi almaya başladıktan sonra içerisine 250 ml ilk önce sütümüzü ilave ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz baharatlı süt kremamızı içerisine ilave ediyoruz. Kremalı sosumuz için toplam 400 ml süt kreması, 250 ml de süt kullandım. Topaçlanmaması için sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Piştikçe sosumuz koyu bir hal alacaktır. Hafif şöyle kaynamaya başladığı gibi ocaktan alıyoruz ve tepsimizin içerisine döküyoruz. Yaklaşık 80 gram kadar üzerine rendelenmiş kaşar peynirinden serpiştiriyoruz. Şöyle bir tane yeşil kabak ince ince dilimledim. Bir kabak, bir patates ve ay şeklinde kesmiş olduğum domateslerden sırasıyla dizdim. Ama siz kabak sevmiyorsanız sadece patates ve domates de dizebilirsiniz. Bu tamamen kendi damak zevkinize göre değişebilir. Üzerine aralık olarak gördüğünüz gibi 3 sıra halinde karışık olarak diziyoruz. Yemeğimiz piştikten sonra masada görselliğini bozmamak için üzerine hafif kaşar peynirinden serpiştiriyoruz. Şayet üzerine bol kaşar peyniri serpiştirirseniz bu görselliği elde edemezsiniz. Kaşar peyniri eridikten sonra üzerini tamamen kapatacak ve istediğiniz görselliği elde edemeyeceksiniz. Biraz da kırmızı toz biberi serpiştirdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyip kızarana kadar pişiriyoruz. Ben yaklaşık yarım saat pişirdim fakat bu her fırına göre değişebilir. Mutlaka fırınızda pişerken kontrol etmenizi tavsiye ederim. Yemeğimizi fırından çıkarttıktan sonra şöyle bir 5 dakika bekletiyoruz ve sıcak sıcak hemen servis yapıyoruz.
Kabaçayla öncelikle şöyle kenarından bir geçiriyoruz. Servis yapmadan önce dilim halinde kesiyoruz. Ve şöyle bir dilimini alıp hemen sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki yemeğimizi sıcak sıcak servis yapmanızı tavsiye ederim. Yemeğimiz şöyle mis gibi kaşar peyniri kokuyor ve dilime kestiğimiz zaman görüyorsunuz ne kadar da güzel ve hoş görünüyor. Şöyle iki tarafını da size göstermek istiyorum. Şayet biz kaşar peynirin sebzelerin üzerine bol miktarda serpiştirmiş olsaydık masamıza getirdiğimiz zaman bu görselliği elde edemeyecektik. O yüzden kaşar peyniri en üst sıradaki sebzeleri dizmeden önce altına bol miktarda serpiştiriyoruz. Üzerine de hafif serpiştiriyoruz. Bakar mısınız dilimler halinde kestiğimiz zaman da tabağımızda ne kadar hoş ve güzel görünüyor. Tepsinde göründüğü gibi tabağımıza da koyduğumuz zaman kesinlikle görselliği bozmuyor. Renk katmak için birazcık da tabağımıza dereotundan serpiştiriyoruz. Ve yemeğimiz servise hazırdır. Bu yemeğin yanına pilav da yapabilirsiniz. Pilav da çok güzel yakışıyor. Fakat ben video yetiştirmek için pilavı yetiştiremedim. O yüzden sade bu şekilde yaptım. Ve hemen ilk önce şöyle bir yemeğimizin kıvamına bakıyoruz. İçerisindeki kaşar peynirimiz çok güzel bir şekilde erimiş. Yemeğimiz tam kıvamında olmuş. Şöyle bir de lezzetine bakıyoruz. İçerisindeki hem domates sosu ile hem kırması ile üzerindeki de şöyle bol kızarmış kaşar peyniri de lezzetine lezzet katmış ve inanılmaz lezzetli olmuş. O kadar lezzetli olmuş ki mutlaka yapmalısınız diyorum. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni göndereceğim video tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilinin sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgiye, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, sevdiklerinize sevgiyle, hoşça kalın, hep mutlu kalın.